Şimdi dünya tatlısı bir hanım gelecek. Bir psikolog, klinik psikolog. Alkışlar Melis Avcı için efendim. Hoş geldiniz Melis. Nasılsınız? Allah eller buz gibi. Evet. Çok mu soğuktu dışarısı? Evet. Gelin böyle lütfen biraz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız Ayda Hanım? Vallahi gördüğünüz gibi işte bak psikoloji ne kadar fark ediyor. Çocuğumuzun 6 parmağı var ama o mutlu. O mutluysa biz de mutluyuz. Evet, önemli şey mutlu olmak, doğru. Değil mi? Her yerde ve her koşulda. Evet. Peki, şimdi öfke kontrolü bizim en zor başardığımız şey. Evet. Önce öfkenin tanımını mı yapsak acaba? Evet. Nedir öfke? Öfke, istenmeyen durumlara, beklenmeyen sonuçlara verdiğimiz bir tepki. Aslında çok yapıcı bir duygu ama hep yıkıcı bir duygu olarak biliriz, değil mi? Biz de hiç öfkeyi yapıcı olarak düşünmedik yalnız. Evet. Normalde sağlıklı öfke yapıcıdır ama ileriki boyutta bizim gördüğümüz saldırganlığa varan durumda gerçekten çok yıkıcı olabiliyor. Öfkeyi gösterme biçimlerimiz çok farklı. Ne gibi? Dolaylı veya direkt gösterebiliyoruz. Dolaylı bildiğimiz gibi işte depresyon, psikiyatrik sıkıntılar, içimize atmak, duygularımızı ifade edememe, doğru. Aynen. Onun dışında direkt ifadesi de işte hep bildiğimiz ne yazık ki işte vurmak, hakaret etmek, tabii psikolojik şiddet de giriyor bunun içine. Hepsi aslında direkt bizim gördüğümüz öfke çeşitlerini özetliyor. Peki bana şunu söyler misiniz? Ay hiç bulaşma, çok öfkelidir o. Var mı böyle bir şey? Gerçekten bir insan çok öfkeli olabilir mi? Evet. Böyle doğabilir mi? Bazı insanlar çok sakin, bazı insanlar da gerçekten çok agresif, sinirli, hemen çabuk öfkeleniyor. Bunun belli başlı sebepleri var. Genetik nedenler var. Yani, bazılarımız gerçekten öfkeli doğuyor yani. Öfkeli doğuyoruz. Hmm. Genetik olarak. Ve yine anlatacağım, öfke anında neler oluyor fizyolojimizde. Şimdi şöyle bir şey var tabii ki. Biz aslında limbik sistem denen bir sistem var. Korteks var bir de. Biz duygusal geri bildirimler veya dışarıdan bazı bilgiler alıyoruz. Bu bilgileri de işlerken aslında korteksi es geçiyor öfkeli insanların yapısında. Ve direkt öfkeleniyoruz, acayip sinirleniyoruz. Biraz erkeklerde daha fazla oluyor çünkü niye? Testosteron hormonuna bağlı. Bayanlarda daha az oluyor öfkelenme ve saldırganlık. İşin fizyolojik boyutu böyle oluyor. Onun dışında sosyokültürel etmenler çok önemli. Hep diyoruz ya çocukluk çağında çocuklarımızı yetiştirirken olabildiğince şiddet olmayan, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet olmayan ortamlarda yetiştirmemiz tavsiye hem ediliyor. Görmemeli böyle bir şeyi, aynen. Şahit olmamalı, hem de bunun hayırlı bir şey olmadığını düşünmeli, bilmeli. Evet. Ben hep onu diyorum ya, burasıyla, şurasıyla çözemiyorsan geçmiş olsun. Yani dilinle çözemediğini elinle çözmeye kalkmayacaksın. Evet, doğru. Peki, öfkeli birisine nasıl yaklaşmalı? Evet, öfke yönetimi ikiye ayrılıyor. Bir, kendi öfkemizi nasıl yönetebiliriz? İki, öfkeli bir insana nasıl yaklaşmalıyız? Şimdi ilk önce kendi öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Biraz ondan bahsedelim. Bu küçüklük çağında, aslında çocukluk çağında, küçüklük döneminden itibaren bizim hayatımıza koymamız gereken bir beceri. Küçük yaşta görüyorsunuz, küçük çocuklarda bile agresiflik, sinir hali, özellikle bu bağımlılık videolarını görmüşsünüzdür sosyal medyada olan. Bağımlılıktan dolayı çok aşırı tepki verebiliyor çocuklar. Yaşlarının üstünde bir tepki. Yiyeceğim diyor, hayır ben onu bana ya da yapmayacağım diyor ya da vereceksin diyor annesine. Sokağın ortasında hiç anne öfkeli nöbeti geçirip anneye vuran görmediniz mi? Evet. Valla çok çok. İnata bindiriyor. Evet, evet. Ve istediğini elde etmeden de aslında o agresifliğinden vazgeçmiyor. Ne yapmak lazım? Evet, o anda çok sakin olmak önemli ve olabildiğince sevgi dili kullanmak, empati yeteneğini öğretmek, stresle baş etme becerilerini gelişmek, çatışma yönetimi üzerine biraz çalışma yaptırmak. Çünkü hoşgörü, merhamet, nezaket bu kuralların hepsi çocukluk döneminde öğreniliyor. O yüzden biz şu anda yetişkinleri eleştiriyoruz aslında. Çok agresif bir insan, çok öfkeli bir insan aslında aile hayatında... Geliyor. Evet, çocukluk çağında ihmale, istismara veya çocukluk çağı travmalarına uğramış kişilerde bunu daha çok gözlemliyoruz. Özellikle kendi ailesinde şiddete maruz kalmış çocuklar ileride kendinden daha güçsüze şiddet uygulayarak gündeme geliyor veya hayatını buna göre şekillendiriyor. Peki diyelim ki bizim hayatımızda böyle biri var. Ne yazık ki çocukken onunla doğru şekilde iletişim kuramamışlar. Bu adam büyüdü, belki de bizim kocamız oldu. Evet. Ne yapacağız?
Sakin bir figür olmak çok önemli. Çünkü öfkede şöyle bir şey var. Hormonal olarak 20 dakika sonra kendimize geliyoruz. Yani nasıl sinirli, yani? Sinirli anımızda kesinlikle karşı taraflı, öfkeli olan kişiyle veya öfkeli insan karşımızda ise onunla iletişime geçmememiz gerekiyor. Yani erteleyeceğiz. Öfke duygusuna evet diyoruz ama öfkeli davranmaya hayır diyoruz. Burada en önemli nokta bu. Bizim sakin olmamız evet, gerekiyor. Bizim i̇şte sakin o kadar zor ki gerekiyor öyle bir durumda. Evet. Hele bir de haklıysak, karşı taraf haksızsa, üstümüze geliyorsa, evet, bu sefer sussa sanki biz haksızlığı kabul ediyormuşuz gibi oluyor. Öfkelenmediğimiz zamanlarda nefes ve gevşeme egzersizleri yapmak. Hep sporun mesela faydalarından bahsediyoruz değil mi? İşte hep vücut şekillendirme ile ilgili konuşuyoruz ama aslında yoga, meditasyon, spor bunların hepsi mutluluk hormonunu da arttırdığı için espriyle de birleştirirsek. Evet, yaptığım, derin nefes alıp veriyoruz. Çiçeği kokluyoruz ve muma üflüyoruz. Biraz daha derin alıyoruz ağzımız kapalı. Üflüyoruz. Bu şekilde ve gevşeme egzersizleri. Çok güzel bir uygulama. Nefes ve gevşeme egzersizleri. Bunlar da aslında ruh sağlığımızı iyileştiren etkinlikler. Peki Pervin Hanım şöyle bir soru sormuş. Oğlum 4 yaşında diyor. Evet. Alışveriş merkezinde oyuncak almadım diye kendimi yerlere atıyor. Evet. Kendini ne yapacağımı bilemiyorum. Sussuz diye alıyorum mecburen diyor. Yani evet. Bunun örneğini çok gördük biz. Çok güzel bir soru. Şöyle bir şey var. Çocuklar sizin sınırlarınızı aslında anlamaya çalışıyor. Sizi deniyor. Yani ağlayarak anneme babama bir şey yaptırabilir miyim gibi bir soru var aslında. Çocuklar çok akıllı ve gözlemci. Çok, o yüzden çok de bu sorunun cevabını şöyle bir açıklamak isterim. Kesinlikle dediğini yapmıyoruz o anda. Rezil olma pahasına herkes. Evet, herkes de bize bakıyor ki çünkü. Evet. Bak ne kadar acımasız anne, görüyor musun? Alıver şunu falan da çünkü deniyor etraftan. Çünkü eğer orada tutarlı davranmazsak İleriki aşamada gerçekten bu bağımlılık riskini de arttıran bir şey. Hmm. Yani çocuklarda davranış problemleri, onun dışında kurallara uymama, bu gibi sıkıntılarla baş etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden sakin, ağaç yaşken eğilir dememiz gerekiyor ve çocukluk çağından itibaren aile içinde kurallar ve değerleri vermemiz gerekiyor. Peki çevirelim pencereyi. Şimdi bizi evet, izleyenlerden birisi kendisi öfkeli, evet, karısına, çocuğuna kötü davranıyor, evet, sonra çok pişman oluyor. Evet. Evet. Bu kişi kendini nasıl idare edebilir? Ona ne söyleriz? Bu kişi bir kez yine psikolojik desteğin de önemini anlatacağım. Mutlaka bir psikolojik destek alması gerekir. Kendisi baş edemiyor veya çevresinden bununla ilgili olumsuz bir geri bildirim alıyorsa, sen öfkeleniyorsun ve gerçekten bizi yıpratıyorsun konuşmasını çok duyuyorsa mutlaka profesyonel bir destek alması gerekir. Ki öfke yönetiminde ilaç ve travma tedavisini bir arada yürütürüz. Daha etkili olması için. Anlattığım gibi işin bir fizyolojik boyutu da var çünkü. O ilaçlar da bizi uyutuyor diyorlar hocam ya. Evet. Yan herkes etkileri, ondan şikayet evet, değil mi? Aha, verdi ilaçları ve uyuyorum, ne yapacağım evet, diyor sonra izleyicimiz. Yan etkileri de olabiliyor çünkü. Her insanda farklı yan etkisi var. Ama baktığımız zaman gerçekten hani hocam ben terapiye çok zaman ayıramıyorum veya yoğun çalışıyorum diyen kişilerde ilaç tedavisini biraz daha önde tutuyoruz. Çünkü terapi süreçleri biraz daha uzun oluyor. Ve burada da öfke yönetiminden çok biz aslında o çocukluk çağı travmalarına çalışıyoruz. Çocukluğuna inmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ve bilişsel davranışçı terapi yaparak bilişsel bir yapılandırmaya giriyoruz. O ne demek şimdi, biz onu hiç anlamadık. Açıklayayım. Çocuklarda şöyle bir teknik uyguluyoruz. Dur, düşün ve davran. Dur, düşün ve davran. Bu büyükken bile zor ama çocuk bunu yapabiliyor evet, mu? Çocuklarda bunu uyguluyoruz. Yetişkinlerde de şunu uyguluyoruz. Dur, düşün, duygularını kontrol et ve davran. Duygularını kontrol et bölümüne ekliyoruz. Yani biz buna bilişsel yapılandırma diyoruz. Dur, düşün, duygularını kontrol et davran, ve sonra harekete davran, geç. Davran, evet. Bu sistem üzerinden neler yapabiliriz? Ve çevremizi öfkeye karşı bilgilendirmek çok önemli. Yani ben öfkeli bir insanım. Bunu çevremize söylersek belki de diğerlerinin bize karşı tutumunu da aslında biraz daha olumluya çevirmiş olabiliriz. Bazı hanımlara soruyorum ben, diyor ki ya diyor benim herif diyor böyle delidir, dolu durama diyor, geçer hemen diyor. 3 dakika diyor sabredeceksin diyor, bu diyor böyle kendi kendini açacak yerden yere, sonra bu normale döner diyor. Evet. Var mı öyle bir tip gerçekten? Biraz önce anlattığım konu yani 20 dakikadır aslında sessiz sakin bir ortamda kendi başınıza kalmak kesinlikle çözüm yoludur öfke yönetiminde. Çünkü o anda söylenen sözlerden pişmanlık duyarız. Verilen tepkilerden pişmanlık evet, duyarız ve o sinir anında artık bizim düşünme yeteneğimiz kalmıyor. Öfke, yani öfke denen şey yıkıcı bir etkiye dönüşüyor. Of, hem de nasıl. Ve gördüğümüz haberlerde aile içi şiddet, hayvana şiddet, toplumsal şiddetin artmasındaki en önemli sebep bu.
Onun için biz kendi kendimizi kontrol ettiğimiz sürece aslında insanlarla ilişkilerimiz ve kendi kendimizi kontrol çok çok önemli. Bir nokta ya daha değinmek istiyorum. Öz denetim. Nasıl öz denetim? Evet. Kendi kendimizi denetleme. Aynen. Bunu yapabilsek zaten öfkemizi de kontrol edebilir miyiz? Çocukluk çağında başlıyor. Anaokullarında görürsünüz. Küçük çocuklara öz denetimle ilgili çalışmalar yaptırılır. İşte kurabiyeyi yedikten sonra işte bekleyeceksin biraz. Oyun saati bitecek. Ondan sonra ödülünü alacaksın. Bazı çocuklar bekler, bazıları bekleyemez. Ne yazık ki bekleyemeyen çocuklarla ilgili araştırmalar gösteriyor ki onlar gerçekten öfke konusunda ileriki yaşlarda sıkıntı yaşıyor. Peki bunu evde denesek işe yarar mı? Evet, tabii ki yarar. Yani biz çocuğumuza bunu yapabilirsek, evet, bak bekleyeceksin, sonra yapacaksın diye. Evet. Peki bu öfke nöbetlerinden sonra bir de suçluluk duygusu başlıyor insanlarda. Evet. Keşke bunu demeseydim, keşke bunu yapmasaydım, keşke o tabağı kırmasaydım. Evet. Bu bir alarm mı bizim için? Evet, ne yapmak çok lazım? Önemli bir alarm. Özellikle şimdi bazen çocukluktan itibaren alıyorum hep anlatırken. Bazı çocuklar çocukluktan sinirli olur. Agresiftir, daha çabuk öfkelenir. Bu bazen anne babasının prototipidir. Yani evde bu çocuk şiddet veya tartışma ortamında büyümüştür. Ve biz psikologlara da aile ortamıyla ilgili onlarla görüşmeden önemli bir çocuk bilgi sunar. Çocuktan haberi tam buradan geliyor. Evet, önemli bir bilgi sunar. O yüzden biz aile olarak kendimizi önce şekillendirmemiz gerekiyor. Çocukluk çağından itibaren sevgi ortamında, nezaket ortamında, daha doğrusu bazı kuralları koyarken demokratik bir ortamda yetişen çocuk ileride demokratik yolla sorunlarını çözmek için çareler arar. Ama bu ortamda yetişmeyen insanlar zorbalıkla, hakaretle, kötü sözle veya insanları aşağılayarak iletişim kurduğunu zanneder ve istenmeyen durumlara aşırı tepki verir. Her şeyin kendi istediği gibi gitmesini ister. Peki siz böyle anlatırken ne geldi biliyor musunuz aklıma? Müslüm filmi. Evet. Allah'ım o yani seyredenler bilecekler bir sahne var ki ciğerimi ciğerimi deldi. Yani öyle bir babayı Allah kimseye nasip etmesin, düşmanımın başına vermesin. Şimdi bu aileden yetişen çocuğun normal olmasını beklemek bile mucizeyken yani Müslüm baba gibi birisi yetişmiş oradan çıkmış. Peki şimdi şartlar değişebiliyor ama Harun Bey'in çok güzel bir sorusu var. Oğlum 10 yaşında diyor gözünde tik başladı kaygıdan dediler bu kalıcı olur mu? Niye tik yapar çocuklar? Evet şimdi. Bu çok kişi de var. Evet. Çok güzel bir soru teşekkür ediyorum. Duygusal boşluk. Çok önemli bir konu. Kaygı fizyolojimizde bazı sıkıntılar yaratıyor. Çocukluk döneminde de bunlar takıntılar, tikler. Bunlar için mutlaka çocukla iletişim kurmak gerekiyor. Yani çocuğun duygusal dünyasına inmek gerekiyor. Geçici veya kalıcı olduğunu tabii ki bir uzman muayenesinden sonra veya görüşmeden sonra karar verebiliriz. Ama uzun sürüyorsa, 6 aydan fazla sürüyorsa gerçekten bir uzmana danışmalarını tavsiye ederim. Üzerine gitmemek gerekiyor herhalde değil mi? Evet. Mesela çocuk devamlı bir şey yapıyor. Farkında değil ama. Ama biz onu fark ettirince niye yapıyorsun yapma evladım bak öyle olur mu kötü görünüyor falan dedikçe çocuk daha mı fazla yapıyor? Yapma etme dedikçe beynimizde böyle bir sistem var. MMA eklerini kabul etmiyoruz. Tam tersi daha fazla o davranışı yapıyoruz. Tırnak yeme olayında da aynısı olur. Aynen tırnak öyle. Yeme dedikçe daha fazla yer. O yüzden dediğiniz gibi önemsememek. Onun kaybolması için önemli bir yöntemdir. Onun dışında duygusal anlamda iletişim kurmak çocuğumuzda çok önemli. Kaliteli zamandan bahsediyoruz. Kaliteli zaman geçirsinler. Evet. Özellikle anneler danışıyor bazen. Melis Hanım işte çocuklarla ilgileniyoruz vesaire. Evde çok uzun zamanlar geçirmiş ama çocuk televizyon başında. Kendisi yemek yapıyor vesaire. Bu kaliteli zaman değil. Ha, çocuğunun duygusal dünyasına inmek. Evet yani gündüz okulda neler yaptın? Arkadaşlarınla işte öfke yönetimini anlatıyoruz ya. Arkadaşlarınla problemlerini nasıl çözüyorsun? Konuşarak mı, şiddet yoluyla mı? Bununla ilgili kontrol etmek çok çok önemli olur. Peki bir çocuğun velisi olarak hani çocuğunuz okulda şiddet uyguladı ya dayak yedi ya dayak attı diye davet edilmek çok zor bir şey. Ne yapmalı bir veli bu durumda? Evet. Kesinlikle çocuğunuzu cezalandırmıyorsunuz ve şiddet uygulamıyorsunuz. Çünkü şiddet şiddeti doğru. Bir baba evde anneye şiddet uyguluyorsa o da aynı şekilde çocuğuna uygulayabilir veya çocuk da kendinden daha zayıfı uygular okul ortamında. Eyvah. Evet. Böyle böyle o yüzden gidiyor. Sosyal çevresini olabildiğince onu öfkelendirecek, saldırganlığını tetikleyecek ortamlardan çocuklarımızı uzak tutmamız Peki. gerekiyor. Bence çok önemli bir soru. Aylin Hanım Ankara'dan yazmış. Kızım diyor 5 yaşında eyvah kardeşi oldu ve çok öfkeli bir hale geldi. Ne yapmak lazım? Reklam saatim geldi. Reklama gidelim. Hocam kalın lütfen bizimle beraber. Mesut Hanım'la ben geliyoruz.
Aman Allah'ım, şu zayıflamanın metodunu bulsana, ben size söyleyeceğim ama bu güzel yemekler karşısında çok zor. Elif'im, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Melis hocam, sizi bulmuşken şimdi hemen söyleyeyim. 5 yaşında kardeşi oluyor bir çocuğun ve öfke nöbetleri geçirmeye başlıyor. Ne yapabiliriz onun için? Evet. Kardeş kıskançlığı agresyonumuzu aslında bir gösterme biçimidir. Bununla ilgili en önemli nokta şu, ailelere tavsiye edeceğimiz. Kesinlikle çocuğun, küçük çocuğun, özellikle evdeki küçük çocuğun gelişimine destekleyici aktivitelere diğer büyük çocuğu da katmak ve sen ablasın, sen abisin demek yerine onun bize daha çok ihtiyacı var, birlikte daha çok zaman geçirmeliyiz diyerek doğruyu söylemiş olacağız aslında. Kendisini dışlanmış hissetmemesini sağlamak ve iletişimini güçlendirmektir. Bak önemli. Bir şey söyledi Elif, söylesene. Çocuğa demişler ki kardeşin olunca atacağız sen onu, boşver üzülme sen falan demişler. Sonra çocuk gitmiş kendi kendine almış, çekmiş atmış balkondan aşağı. Öyle şeyler de söylemeyin bence. Lütfen bu işin uzmanları var. Lütfen uzman desteği alın. Çok teşekkür ediyorum Melis Hanım. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Seviyoruz sizi. Hoşça kalın. Hoşça kalın.